Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinin yeni üyesi Ali. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum ve oldukça heyecanlıyım. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Not eğitim serimizin bu videosunda Amazon tarafından sağlanan ve bir yıl boyunca tamamen ücretsiz olan AWS'den sunucu kiralayacağız. Ancak bu işlemlere geçmeden önce sizlere Not için hangi sunucu daha uygundur, bunlar hakkında örnekler üzerinden kısaca bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde örnek bir projenin dokümanını açayım size. Dokümanı açtığımız zaman karşımıza donanım gereksinimleri diye bir kısım çıkıyor. Burada minimum ve önerilen sistem gereksinimleri var. Bu parçaları aslında hepimiz biliyoruz. RAM, SSD ve işlemci. Not kurarken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir sunucu kiralayacağız veya bizim de İlerleyen zamanlarda gelecek birçok videomuz olacak. Ücretsiz bir şekilde sunucu kiralama videoları. Sunucumuz var. Elimizde bir sunucu var. Bunun özelliklerine göre nodu kurmamız gerekiyor. Örneğin bu noda baktığınız zaman 4 GB RAM, 100 GB SSD, 4 GPU işlemcinin olması bu nod için yeterli oluyor. Örneğin elimizde bu en soldaki, yani şunun gibi bir sunucu var diyelim. 4 GPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD. Bu nodu buraya çok rahat bir şekilde kurabiliriz. Herhangi bir sorun yaşamayız. Bir de şu projeyi inceleyelim. 8 GB RAM, 4 GPU, 300 GB da disk alanı istiyor. Sunucumuza tekrar bakalım. 4 GPU, 8 GB RAM bu ikisini karşılıyor. Evet, ancak depolama alanını karşılamıyor. Burada 200 GB SSD varken Node bizden 300 GB istiyor. Örneğin bu nodu bu sunucuya kuramayız. Bunun için bunun bir tık daha üstü bir sunucuya ihtiyacımız olacak. Veya bunun gibi çok üst düzey notlar da olabiliyor. Örneğin 16 işlemci, 16 GB RAM, 128 GB SSD istemiş. Önerilen sistem gereksinimlerinde de 32 işlemci, 32 GB RAM var. Yani bu çok çok üst düzey bir not. Yine orta segmentin biraz daha üstü diyebileceğimiz bir not var. 16 GB RAM, 4 GPU, 200 GB SSD. Yani örnek olarak bunu kurmak istesek ve bir sunucu kiralayacak olsak buradan mesela hangisini kiralayabiliriz? Bu ikinci paket işimizi görüyor gibi. Aynen. Bu ikinci paket örneğin bu node için gayet yeter. İşimizi görür. Lafı daha fazla uzatmayayım. Dilerseniz direkt olarak AWS'ye geçelim. AWS'nin sitesine girdiğimiz zaman bir AWS hesabı oluşturum var sağ üst tarafta. Buna tıklayalım. Burada bir e-posta adresi ve hesap içinde gözükecek ismimizi belirtmemiz gerekiyor. Hemen bunları girelim. Ardından e-posta adresini doğrula butonuna tıklamamız gerekiyor ve e-posta adresine gelen kodu buraya gireceğiz. Kodu girdikten sonra doğrula deyip de işlemlerimize devam edelim. Burada bir parola belirtmemiz gerekiyor. Alt tarafta zaten gerekli kurallar belirtilmiş. Buradaki kurallara uygun bir şekilde bir parola belirttikten sonra tekrardan devam et diyoruz. Evet, bu kısımda adres doğrulamamızı yapmamız gerekiyor. Burada adresinizin tamamen doğru olmasına gerek yok. Adres bilgileri ekranına doldurduktan sonra tekrardan devam et diyoruz. Ardından çıkan fatura ekranında bir kredi kartı bilgilerini girmemizi istiyor. Buraya sanal kartı girmenizi tavsiye ederiz. Bir sanal kart oluşturun ve onun bilgilerini girin. Kartınıza 1 dolarlık bir ücretin olması yeterli olur. Bunu kartın gerçek olup olmadığını teyit etmek için sizden çekecek. Ancak bunu geri yatıracak. Hemen kart bilgilerine girelim. Kart bilgilerini girdikten sonra tekrardan doğrula ve devam et diyoruz. Ardından çıkan bu ekranda telefon numaramızı doğrulamamız gerekiyor. SMS gönder diyoruz. Ve telefonumuza bir doğrulama kodu gelmesini bekleyeceğiz. Kodu girdikten sonra devam et diyoruz. Çıkan bu ekranda en solda default olarak seçili olan kutucuk seçili olarak kalsın. Diğerleri ücretli. Bizim onlarla herhangi bir işimiz yok. Biz tamamen ücretsiz bir şekilde kuracağız bu sistemi. Kayıt işlemini tamamlayın diyoruz. Ve AWS'ye kaydımız tamamlanmış oluyor. Ardından az önce oluşturduğumuz hesap bilgileriyle AWS'ye giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptık. Şu an zaten konsol ekranındayız. Biraz aşağı indiğimiz zaman Launch Virtual Machine seçeneği var. Buna tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran geldi. Bu herhangi bir hata değil. Kartınızdan yaklaşık 1 dolarlık bir ücret çekilecek. Onu geri iade edecekler. Bu işlem 24 saate kadar sürebilir ama genelde 7 ile 10 saat içinde bu işlem tamamlanmış oluyor. Ben hemen bu işlemi tamamlanmış olan bir hesaba geçiş yapıyorum. Evet, şu an onaylanmış bir hesaba geçiş yaptım. Buradan sol üst taraftaki servise basıyoruz. Buradan konsol home var. Konsol ekranına gideceğiz. Konsol ekranına tıklayalım. Hesabınız onaylandıktan sonra yapacağınız işlemler şu ankiyle aynı olacak. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Konsol ekranına geldiniz. Biraz aşağı inin.
Virtual Machine seçeneği var. Buna tıklayın. Bu şekilde bir ekran gelecek. Buradan sonucumuzu kuracağız. İşletim sistemi olarak Ubuntu'yu seçeceğiz. Sürüm kısmı çok önemli. 20.04'ü kurmamız gerekiyor. Başka herhangi bir sürüm değil. Sadece bu çalışıyor. Sürümü de seçtikten sonra biraz daha aşağı inelim ve burada key kısmı var. Key kısmı da yine çok önemli. Buraya herhangi bir isim yazalım. Ne yazdığımızın bir önemi yok. Ben bu şekilde bir isim yazdım. Create key pair diyeceğiz. Ve bilgisayara bir dosya indirdi. Bu indirdiği dosyayı kesinlikle saklayın. Bu çok önemli. Bunu daha sonralarda kullanacağız. Bunu da oluşturduktan sonra sağ taraftaki Launch Instance butonu var. Buna basalım. Ve şu an sunucumuz oluşturuluyor. Çok kısa sürüyor bu işlem ve sunucumuz oluşturuldu. Sunucumuza nasıl bağlanacağımızı, nasıl gideceğimizi de hemen gösteriyorum. Buradan EC2 seçeneği var. Şuradan da gidebilirsiniz. Buraya gelip burada EC2 gözüküyor. EC2'ye gelelim. Buradan Instance'e tekrar girelim. Gördüğünüz gibi sunucumuz buradan. Instance statü running olduğunda sunucunuz çalışabilir halde demektir. Bu şekilde durur. Bunu bu şekilde kutucuğu işaretleyin. Ardından sağ üst taraftaki connect butonuna basalım. Açılan bu ekranda connect diyoruz. Ve bir konsol ekranı açılacak şimdi. Dolmasını bekliyoruz şu an. Evet, işlemlerimiz bu kadar. Sunucumuza şu an bağlandık. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Not serimiz hız kesmeden devam edecek. Bizi takipte kalın.